Allah kahretsin! Nasıl yakalayamazsın adamı? Ben fark edene kadar gözden uzaklaştım. Sokağın köşesinde kaybettim. O adam emlakçı falan değildi. Üstü başı düzgündü. Kim bilir ne için geldi buraya? Mahmut Acemoğlu'nun adamlarından biri olabilir. Halit Bey buraya geldiğinde bütün düşmanları peşine düştü. Ölümünü gizli tuttuk. Herkes onu yurt dışında zannediyor. Ama demek ki hala peşindeler. Bunları hemen ortadan kaldırmamız gerekiyor. Haluk'un geçmişe dair hiçbir şey kalmamalı. Sen de aşağı in, belgelerle ilgili ne varsa hepsini topla. Aha. Efendim Ezil. Zümrüt Hanım, paranızı nasıl transfer ederim? Her hesapta dikkat çekmeyecek miktarda para bırak. Geri kalan bütün parayı Kerem'in hesabına aktar. Emin misiniz efendim? Evet, eminim. Zümrüt Hanım, siz bilirsiniz tabii ama Kerem oğlunuz olduğu için onun hesapları da incelenebilir. Peki sen ne tavsiye ediyorsun Ezil? Bence paranızı offshore hesabınıza aktaralım. İyi, sen bilirsin. Hangisi daha güvenliyse onu yapalım. Peki. İşlem olunca haber verin. Tamam. Bu kadar eşya kalmış aşağıda. İyi, onları kenara koy, bana yardım et. Bunları saklayacak mısınız? Hayır. Haluk'a dair hiçbir şey hatırlamak istemiyorum. Çınar'la toprağa düzenlediği saldırıya hala unutamadım, inanamıyorum. Neyse ki uzaklaştılar. Bir dakika. Bu kalsın. Toprak Hanım. Korkmayın. Az önce çıktılar. Emin misiniz gittiklerine? Evet, merak etmeyin. Araba uzaklaşana kadar bekledim. Sizi burada yalnız bıraktığım için çok üzgünüm ama sizi korumak için buna mecburdum. Fotoğrafları yok etmekten bahsediyorlardı. Hemen onları bulmamız lazım. Ben fotoğrafları gördüm. Hepsini yakmışlar. Maalesef işe yarar hiçbir şey yok. Toprak Hanım, için lütfen. Sakinleşirsiniz biraz.
O adamın belindeki silah hala gözümün önünden gitmiyor. Tüylerim ürperiyor resmen. Haluk Kraliç'in karanlık bir geçmişi olduğunu biliyorduk. Sizi tehlikeye atmakla hata ettim. Keşke gelmeseydiniz. Yo yo, ben iyi ki geldim. En azından bu saldırıyı bize kimin düzenlemiş olduğunu öğrendim. Zaten tesadüf olduğuna pek de inanmamıştım. Siz kendinize gelin. Ne zaman isterseniz gideriz polise. Polise gitmeyeceğiz. Neden? Çünkü belli ki Zümrüt Hanım'ın bu işle bir alakası yok. Her şeyi Haluk Kraliç planlamış. Elimizde delil de olmadığına göre. Bence bu konu kapandı. Anlatıp da kimseye üzmeyin. Nasıl isterseniz. Gel. Aa, Azra. Hoş geldin. Merhaba Toprak. Bunlar sosyal sorumluluk projesi için hazırlattığımız resimler. Sana da getirdim. Belki kreşe asarsın. Aa, çok sağ ol. Dur bir bakayım. Çok güzeller. Çok sağ ol. Azra. İyi misin sen? Bir şey mi oldu? Toprak. Biz Kerem'le ayrıldık. Öyle mi? Çok üzüldüm. Ama dün gece iyi gibiydiniz. Ne oldu hayrola? Zaten yoluna gitmiyordu Toprak. Dün de biraz tartıştık. Biz de daha fazla birbirimizi kırmayalım diye ayrılalım dedik. Üzüldüm gerçekten. Ama ikiniz için de hayırlısı neyse olsun. Üzülme. Aa! Ahmet! Tibet hoş geldiniz. Ne güzel sürpriz böyle bu ya. Bunlar ne? Cupcake'ler yaptık Toprak abla. Ellerinize sağlık, çok sağ olun. Tabii siz tanışmıyorsunuz. Azra, Ahmet. Azra Tibet'le doğum gününde tanışmışsındır. Güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Çınar abiyle çocuklar için de yaptım ama yalıya gitmek istemedim. Sen onlara götürürsün değil mi Toprak abla? Götürürüm tabii Tibet'ciğim. Merak etme sen. Toprak. Benim çok fazla toplantım var ofiste. Kalksam ayıp olmaz değil mi? Olmaz tabii Azra'cığım, sen keyfine bak. Görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz. İyi günler. Aa! Bu tavşanlar çok tatlı. Ben bunları sınıfta da dağıtırım. Toprak, bir şey soracağım. Adı Azra dedin değil mi? Evet, Azra. Soyadı ne? Doğan. Azra Doğan. Emin misin? Yani başka bir adı falan yok, ha? Yani Ahmet, benim bildiğim kadarıyla yok. Hayrola, niye sordun? Yok, bir şey olduğundan değil.
Sen nereden tanıyorsun peki bu kızı? Çınar'ın şirketinde çalışıyor. Aynı zamanda bu sosyal sorumluluk projesini birlikte yapıyoruz. Bir şey mi oldu? Bir şey demeyeyim. Şey, biz kaçalım değil mi Ahmet abi? Doğum günü pastası siparişimiz var da. Ya hemen kalkacak mısınız? Çay söylemiştim. Başka zaman. Sağ ol Toprak abla. Yine de seni görmek güzeldi. Sağ ol Tibet'ciğim. Sizi de öyle. Sağ olun geldiğiniz için. Ahmet abi. Ahmet abi. Tamam geldim hadi. Toprak görüşürüz. Ahmet. İyi misin sen? İyiyim. İyiyim, iyi. Hadi görüşürüz. Evdekilere selam söyleyin. Baş üstüne. Toprak. Nasıl, herkes iyi mi? Anneler, çocuklar. İyi, iyi herkes. Sizde ne var ne yok? İyi. Geç. Nermin abla, benim Ahmet'le konuşmam lazım. Evde mi? Aa, Toprak. Ahmet. Hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet. Ben seninle konuşmaya geldim. Olur. Şey, sen bugün Azra'yı görünce böyle bir garip davrandın ya, ben merak ettim. Bir sorun olmadığına emin misin? Toprak. Kendini Azra Doğan diye tanıtan kız... Aslında Belkıs'ın ta kendisi. Ben kreşte bu yüzden söyleyemedim. Niye ismini değiştirip ortalarda dolanıyor anlamadım. Zaten o da kaçar gibi gitti. Baksana, Türkiye'ye döneli epey olmuş. Beni aramadı bile. Neden böyle yapıyor bir türlü anlamıyorum. Ben böyle şey görmedim. Şaşkınlıktan küçük dilimi yutacağım yani. Bu nasıl tesadüf? Öyle abla. Dünya küçük derler ya. Yalnız tek bildiğim şey var. Hemen gidip Erkıs'la konuşmam lazım. Ahmet dur. Benim hatırım için lütfen şimdi gidip Azra'yla... yani Erkıs'la gidip konuşma. Neden? Bak... ben onun ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Azra Zümrüt Hanım'ın adına çalışıyor. İkisi birlikte Çınar'la benim aramı açmak istiyorlar. Ama önce bunun neden yaptığını, neden Zümrüt Hanım'ın adına çalıştığını öğrenmem lazım. Bunun için de zamana ihtiyacım var. Tamam, birlikte araştıralım bunu. Ne olur, seni hiç karıştırmayayım bu işe. Bana güven. Bak merak etme, ne öğrenirsem öğreneyim gelip seninle paylaşacağım söz. Hay Allah.
Hay Allah'ım ya Rabbim. Ne oldu İkbal anneciğim? Telefonda da söyleyemem dedim. Seni bekliyordum ben de. Şirketten geliyorum. O kara yılanla yaveri tezgahı kurmuşlar kızım. Ne oldu anlatsanıza. Zümrüt cadısı Azra'ya ne dedi biliyor musun? Tövbe estağfurullah. Ne yapet bu akşam Çınar'ı yatağa at dedi. Ne? İkbal annesi Çınar'a hiçbir şey söylemeyeyim, ben bir şey düşündüm. Oo hanımlar. Bakıyorum tatlı tatlı muhabbet ediyorsunuz. Hoş geldin. Ben bir çocuklara bakayım. Tamam hayatım. Ben de bir kahve içip annemle konuşayım. Evet. Epeydir laflayamadık. Tabii canım. Nasılsın anneciğim? Ne var ne yok? İyiyim, iyiyim oğlum. Sağ ol. Gayet iyiyim. Bildiğin gibi işte be çocuğum. İyi misin? Sanki bir şey var gibi sende. Yok evladım, iyiyim. Lodos'tan başım çatlıyor sabahtan beri. Siz kadınların ruh halini hiçbir zaman anlayamamışımdır zaten. Sen nasılsın çocuğum? İyiyim. Ne olsun anne, bildiğin gibi iş güç işte. Yarınki ihaleyi düşünüyorum. Anladım. Olur olur. Hepsi olur çocuğum. Bu da okuldan gelince hani bana hani bana hani bana hani bana demiş. Al bakalım minik kuş. Gel. Baba. Böyle atıp tutarsan üstüne çıkarır vallahi. Sabahtan beri söylüyorum ama anlayan kim? Ya amma evhamlısınız. Erkek çocuk bu, hoplayacak da zıplayacak da. Ya bebek o daha, bebek. Hem sen gitsene artık. Bak çocukların annesi de geldi. Kalabalık etme burada. Aman iyi be. Ben de kafamı dinlerim hiç olmazsa. Güzel kuşum. Nasıl oldun bakayım sen? Allah'tan ateşin falan yok. Ya burnu da akmıyor. Sen ne yaptın? Konuştun mu Ahmet'le? Anne, neler öğrendim bir bilsem. Söylesene kızım. Hani Ahmet'in eski nişanlısı Belkıs vardı ya. Hı. Meğer o Azra'ymış. İhsan Bey'le konuştum. Şimdi Belkıs Yılmaz adıyla tekrar araştırıyor. Desene işler iyice sarpa saracak gene. Asıl ben başka bir şey daha öğrendim. Merhaba Şeref Hanım, nasılsın? Sağ ol oğlum. Ben gideyim bir Remzi'ye bakayım. Sen nasıl oldun prensesim? Çippo. Sen ne yaptın? Nasıl gidiyor ihale işi? Bilmiyorum. Babamın peşinden gidiyoruz bakalım. Vallahi ben bu işlerden hiç anlamıyorum ama bence bir sorun çıkmayacak. Benim kocam her şeyi halleder. Teşekkür ederim hayatım. İyi ki varsın. Efendim İhsan Bey. Toprak Hanım, istediklerinizi öğrendim. Buyurun, sizi dinliyorum. Belkıs Yılmaz, Almanya'da Kamil Kaya diye bir adamla evlenmiş. Bir oğulları olmuş. Sonra boşanmışlar. Belkıs Almanya'dan ayrılmış. Fakat Kamil Kaya çocuğu Belkıs'a göstermiyormuş. Elimden geleni yapacağım tamam ama zaman vermen lazım. Az buz para değil ki. Ama ne olur bir fotoğrafımı gönder olur mu? Yapamam Kerem. Bu paraya ihtiyacım var. Toprak Hanım. Buyurun buradayım. Ne oldu? Başka bir sorun mu var? Azra dün akşam yemekte çok üzgündü. Biriyle telefonda konuştuğunu duydum. Bari bir resmini gönder falan diye yalvarıyordu. Demek ki eski kocasıymış. Bahsettiği de oğluymuş. Enteresan bir hikayesi var belki. Demek ki bu yüzden Zümrüt Hanım'ın dediklerini yapmak zorunda. Para biriktirip eski kocasının oğlunu almaya çalışıyor.
Toprak, nasılsın? Sağ ol Azra, iyiyim. Ben seni merak ettim de. Hangi konuda? Hani Kerem'le ayrıldınız ya. Tabii ya, kusura bakma Toprak. Kafam allak bullak da. İyiyim, yani üzüldüm. Ama işin çok başındaydık daha. Sarsılmadım yani, merak etme. Şey, akşam buluşalım mı seninle? Biraz kız kıza muhabbet ederiz. Ya çok iyi olurdu Toprak ama... Amerika'dan arkadaşlarım geldi. Yarın da dönüyorlar. Onları eve çağırmıştım. Başka zaman yapsak olur mu? Olur canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Aradığın için sağ ol Toprak. O paket bu akşam teslim edilecek. Tamam Zümrüt'üm. Necip Bey'den başkasına da verilmeyecek, anlaşıldı mı? Elbette. Siz hiç merak etmeyin. Keşke yanımda kalabilsem ama toplantıya gitmem gerekiyor. Olsun, git sen. Akşam devam ederiz sohbete. Tamam hayatım. Önce bir duşa gireyim ben. Hayatım, ben duştayken telefon çalabilir. Rehan arayacaktı. Benim için bakar mısın? Çınar, benim bir üst kata çıkmam lazım. Biraz mızmızlanıyormuş. Tamam hayatım. Sen çocuğumuzla ilgilen, ben hallederim. Müsaitsen akşam 8 gibi buluşabilir miyiz? İhaleyle ilgili bir şeyler sormam lazım. Ayrıca canım çok sıkkın. Kerem beni terk etti. Bir dostla konuşmaya çok ihtiyacım var. Ben otelin rooftop'ında olacağım. Beni kırmayıp gelirsin umarım. Nereye kızım? Ahmet'e mi? Gelince anlatırım anne. Misafirinizi beklerken bir şey içer miydiniz? Hayır, teşekkür ederim. Daha önce de konuştuğumuz gibi suite hazır değil mi? Evet efendim, siz hiç merak etmeyin. Yalnız burada da, odada da bizi kimse rahatsız etmesin lütfen. Tabii efendim. Çınar'ı bekliyordun değil mi? Evet, toplantı yapacaktık. Hiç boşuna uğraşma Azra. Çünkü neden burada olduğunu biliyorum. Çınar'la benim aramı bozmak için onu buraya çağırdın. Ama kusura bakma, o buraya gelmeyecek. Çünkü sana o mesajı atan ben. Bak sen yanlış anladın galiba. Azra, boşuna kendini yorma. Zümrüt Hanım'la Çınar'la beni ayırmak için kurduğun oyunları biliyorum. Hatta sonradan buna Kerim de dahil ettin. Ama hesaplarında ona aşık olmak yoktu. Ama merak etme. Çünkü bunu Zümrüt Hanım'dan sakladığını da biliyorum. Toprak, ben... Daha fazlası da var. Azra. Ya da Belkıs mı demeliyim?
Sen bunu nereden biliyorsun? Dahası da var. Oğlunu görmek için para biriktirmek zorunda olduğunu da biliyorum. Ama artık daha fazla oyun oynamak zorunda değilsin. Çünkü ben senin düşmanın değil, dostunum Azra. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.